yansıtacak. Onlarcası 30 Ağustos'ta gökyüzünü renklendirecek. Bursalı çocuklar kutlama öncesi atölyede kendi uçurtmalarını yapıyor. Bursalı çocuklar Zafer Bayramı'na hazırlanıyor. Rengarenk kağıtlar miniklerin elinde uçurtmalara dönüşüyor. Uçurtmanın uçacağı yelkenini alıyorsunuz. İki tane yelken oluyor, bağlıyorsunuz bir atlatma şeklinde ama hepsi ölçülü olmalı. Her bir uçurtmasının gökyüzüyle buluşmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bana göre kolay, hem de zevkli de. İnsana bir zevk de oluyor. Yani bence uçurtma yapmayı herkese tavsiye ediyorum. Yüzlerce çocuğa burada uçurtma yapmayı öğretiyoruz. Yüzyıllardır uçurtma geleneği var. Bu uçurtmalar da kaybolmaya yüz tutmuş. Burada her çocuğa kendi uçurtmasını yapmayı öğretiyoruz. Şimdi 6 tane ip kesiyorum. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki atölye çalışması 3 gün sürecek. Uçurtma yapmak çok eğlenceli ve güzel bir his. Nasıl yapılıyor peki uçurtma? Çubukların ucuna karton, poşet falan bağlayarak yapılıyor. Etkinliğe 8-12 yaş arası çocuklar katılıyor. Uçurtma yaparken hem mühendislik becerilerinden hem el becerilerinden yararlanarak çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine bir katkıda bulunmak amacıyla burada kendi uçurtmanı kendin yap atölyesi düzenledik. Uçurtmalar 30 Ağustos'ta Yunuseli Havalimanı'nda gökyüzüne salınacak. Ve büyük usta